kaligrafi sanatı olan şolodan biraz bahsetmek istiyorum. İlkokulda, lisede görmüşsünüzdür. Mürekkep ve kağıt Çin'den gelme, Çin'de icat edildi. Daha sonra matbaa, diğer şeyler de var. Avrupa'ya tanıtıldı. Ama ondan önce bu resimle beraber 6. yüzyılda Çin yazısı, kanji dediğimiz Çin yazısı Japonya'ya geliyor. Bununla birlikte de tabii yazılar insanlar birbirleriyle anlatsın diye değil, daha çok dini öğretiler öğretilsin diye geldiği için o yazıları da o zaman insanlar kutsal bir anlam yüklüyorlar ve güzel yazmak üzerine çalışmalar yapılıyor 6. yüzyılda. Ama Shodo'nun yani kaligrafinin başlangıcı M.Ö. 50 civarında Çin'de başlamış. Çok fazla lafı uzatmadan Shodo'da neler kullanıldığını göstermek istiyorum. Burada bir Bumbo Shiho dediğimiz yani Shodo'da kullanılan en basitinden temel nesneler var. Onun kutusu bu. Öncelikle Suzuri dediğimiz taşımız gerekiyor. Mürekkebi buraya dolduruyoruz. Sumi dediğimiz kömür tozu ve susam yağı ya da hayvansal yağlarla sertleştirilmiş biraz kömüre benzeyen bir mürekkebin esas kaynağı var. Bir parçası koyarak bunu bu şekilde sürttürme yoluyla mürekkep haline getiriyorsa bu saatler sürebiliyor. Ben size sadece burada şov olarak gösteriyorum. İstediğiniz renk tonunu tutturacak şekilde isterseniz çok koyu yapabilirsiniz, isterseniz açık. Koyu yapacaksanız dediğim gibi bir saat kadar sürtmeniz lazım. Ondan da yani şu anki yaptığımızda karşımıza herhalde en fazla bu kadar bir şey çıkacak. Çok fazla bir şey değil yok. Bu iş zaten çok vakit aldığı için sadece sergi öncesinde bunu yapıyoruz. Diğer türlü kırtasiyelerde satılan, Japon kırtasiyelerinde satılan hazırları var. Onları kullanıyoruz. Bunlar pek fazla bizi uğraştırmıyor. Fude dediğimiz fırçamız, bu da at kuyruğu, işte porsuk kılı. Bazen insanlar kendi saçlarından ya da sakallarından da fude yapabiliyorlar. Onlar da çeşit çeşit büyüklüklerde. Bu tarafı bambu ve kağıt, hanshi dediğimiz, biliyorsunuz kağıt da yine Çin'den gelmeyen Asya kültüründen. Böyle hanshimiz var. Tabii biz bugün çok fazla hanshiyi kullanamayacağımız için A4 kağıt üzerinde size göstereceğim. Pardon, bir de kağıt kaymasında kullandığımız kağıt ağırlığı, buna da bunçin deniyor. Aslında metal çubuk olarak kullanılan bunçinler temelde kullanılıyor ama günümüzde bu tip camdan yapılmış bunçinler de bu şekilde koyarak kağıdı sağlandırmasını sağlıyor.
altta da işte ciki dediğimiz mürekkebi alta geçirmeyecek şekilde ve çok fazla dağılmasını önleyen çuhadan yapılma. Bu da yeni başlayanlar için nerede neyi nasıl yazması gerektiğini gösteren şey var, çizgiler var. Şimdi tabii ben Çin karakterlerine geçmeden önce bizim kendi şu anda kullandığımız alfabe yani ABC'ler örnekler verecek olursak aynı Çin karakterleri gibi bizim de kullandığımız alfabe de resimlerden oluşuyor. Ancak zaman içinde sessel harflere dönüşmüş durumda. Yani en çok bilinen ilk formunu çizeyim size. Evet, neye benziyor sizce? Öküz. Daha sonra bu şekilde dönmüş. Daha sonra bir de böyle olmuş. A yani bu eski Fenikece'de Alef diye okunuyor. Sonra da Elif, A, Alfa şekline dönüyor. Yani kutsal olan hayvan isimleri alfabeye dönüş. Arap alfabesi de buradan geliyor, Fenike alfabesinden. Bu şekil daha sonra şu şekle dönmüş, Elif şekline dönmüş. Hani artık bir benzerliği kalmamış ama zaman içinde, işte yüzyıllar içinde şekiller, yani resim şekilleri harfe dönüşmüş. Çin alfabesi ya da bizim bugün söylediğimiz şekilde Japon alfabesi bundan farklı değil. Resimlerden yola çıkılmış. Örneğin basitçe çizeceğimiz işte bir ağaç sembolü. Daha sonra şu şekilde bir karaktere dönüşmüş. Ya da dere şekli hava diye okuyoruz bunu. Bu karaktere dönüşüyor. Harf diyemiyoruz artık bunlara. İşte Cinali'den başka bir şey çizemem diyenler için insan formu da bu şekilde ifade ediliyor. Bu insan bu şekilde hamile olursa doğal olarak kadın anlamına gelen karakteri gösteriyor bize. Peki erkek nasıl ifade ediliyor? Merak edenler olabilir Japonca bilmeyenler için de. Onun için de kuvvet anlamına gelen çıkara ve tarla anlamına gelen ta'yı birleştirip kombine şekilde kullanıp tarladaki kuvvet yani erkek. Biraz daha fantastik bir öğe var. Bir ağız var. Bir kutuya benziyor. Zaten ağzınızı açtığınız zaman da böyle bir boşluk olduğunu anlıyorsunuz. Söylemek fiili de şimdi yazım sırası biraz farklı ama ağızdan çıkan ses dalgalarını sanki gösteriyor bize. Sırası da bu. Bir tane ağaç çizdik.
Bu iki tane ağaç çizeceksek, biraz daha şekli daraltıp, bu şekilde çizerek hayashi yani koru formuna dönüştürebiliyoruz. Bunu üç tane yaparsak, siz artık tahmin edebiliyorsunuz ne olduğunu. Mori yani orman anlamına geliyor. Böyleyken yani bir ağaç, iki tane ağaç koru, üç ağaç orman. Belki şimdi kadın izleyiciler kızacaktır ama 3000 sene önce ortaya çıkmış karakterler olduğu için siz 3000 sene önceki insanlara kızın. Bu kadındı. Üç tane kadın çizersek gürültü ya da dedikodu anlamına gelir. Benim suçum değil. Batı kültüründe kalp deyince hemen aklınıza bu şekil gelir. Aslında bu da bir karakter. Sembol yani. Çin kültüründe kalbi biraz daha farklı bakmışlar. Yani kalbi gerçekten buradaki şekline benzetmişler önce. Artık bu aort bunu tam şey yapamadım ama buradan yola çıkarak kalp, gönül, yürek, duygu anlamına geliyor. Bu karakterde farklı yerlerde, yani duygular ifade ettiğimiz karakterlerin kanjiden içinde görebiliyoruz. Örneğin, biraz zor olacak ama aşka bakalım. Bir tane kadın, bacak ve yürek çiziyoruz. Sinirlenmek demek. Evet, normalde güzel yazıyla şodo farklı olarak alınıyor. Yani bir şeyi güzel yazmak farklı, şodo farklı. Yani güzelle düzgün yazmaya çalışırsınız. Örneğin tekrar aşka dönüyorum. Bu bizdeki Times New Roman fontu gibi düşünün. Ama şodo'ya gelince sanki el yazısıyla ya da kaligrafi hat sanatı gibi düşünmekte fayda var. O yüzden daha özgürsünüz ama dünkü Ayşenur Hoca'nın da konuşmasında bahsettiği gibi önce katası yani nasıl güzel yazacağınız, düzgün yazacağınız önemli. Onun üstüne kendi hayal gücünüzü katıp bir şeyler yazabilirsiniz. Yani sırası önemli tabii ki, fırçaya dokunuşlarınız önemli, işe verdiğiniz önem çok önemli yani dikkat. Bunun arkasından kendiniz artık çeşitli fontlar geliştirebiliyorsunuz. Örneğin tekrar aşka dönelim. Thank you.
Bu da daha deminki aşk acısıyla aynı. Bununla beraber tabii dinsel öğeler de yazılırken okunması önemli olanlar da bir de süs olarak, yani evde çeşitli köşelere asmak için bizde de yapıyoruz da işte isminizi yazdırırsınız. Kimisi güzel bir söz bulur, onu duvarına asar, kitabın arkasına yazar. Ya da son zamanlarda yaptığımız gibi Facebook'ta ya da Twitter'daki durum güncellememize yazarız. İşte kadın çiçek gibidir, bakılmak ister, erkek işte aslan gibidir. Bu şeyler var yani. Onları yazıyoruz. Başka bir şey yaptığımız yok. O tarafta şimdi artık dijital ortamda ama zamanında benzermiş. Yani çok farklı bir şey yok. Dijital bir şey olmadığı için harç dediğimiz kağıtlara yazıyorlar özlü sözleri. Onlara bakıp o günü nasıl geçirecek ya da o seneyi nasıl geçirecek onlar kullanılıyor. Benim çok sevdiğim ve çok bilinen Ichigo Ichie, yani her şeyi bir defa yaşayabilirsiniz. Aslında bu ünlü bir filozofun da dediği gibi hani biz bir dereden bir dereye baktığınız zaman aynı suyu tekrar göremeyeceksiniz. Aynı dere olmayacaktır o. Hayat da böyle diyor. Her şeyi bir defa yaşarsınız. O yüzden o anınızı iyi değerlendirin. Tabii bu batı kültüründe carpe diem'e dönüşüyor. İşte anı yaşa, gününü yaşa, güzel yaşa. Biz onu yanlış anlıyoruz. Her an böyle eğlenelim diye anlıyoruz ama o anlamda değil. Dolu dolu yaşamak için. Ve o anın değerini bilmek gerekiyor. Yoksa İşte bir defa geldik dünyaya, o zaman tadını çıkartalım. Daha biraz daha farklı. Ichigo Ichie. Peki bunun orijinali nasıl? Bir dakika, onu hatırlayalım. Farklı bir şey yok. Yalnız güncel Shodo fontları var. Yani insanların kendi ürettiği, kendi sanatsal görüşlerini yansıttıkları var ama temeli yine bu kitap. Bayağı eski bir hediye bir kitap bu. Burada da zaten Shogaku yazıyor. Yani yazı bilimi şeklinde. İşte ilk basit kısımları nasıl yazılacağı, nasıl tutulacağı fırçanın. Kitaplar bu arada böyle açılıyor Japonya'da. Rahleri olsa güzel olurmuş ama. İşte oran, çizgileri. Bunlar daha önce güzel yazı sanatı. Yani ilk bahsettim, şodo olmayan kısmı burası. Daha sonra şodoya dönüyor. Yani yazıyı bozarak biraz sanatsal hale getirme durumu. Kağıda dikkat edecek olursanız zaten bu iki kağıttan oluşuyor böyle her bir sayfa. Sonra artık işler karışıyor. Benim hocam, Shodo hocam şey derdi, en güzel Shodo okunamayan Shodo'dur. O yüzden keyfine bak, korkmadan yaz, kimse okuyamasın ki güzel bir şey olduğunu düşünsünler de içimi rahatlatmıştı ama gerçek anlamda Shodo'yu bilen insanlar okumamayanları da okuyabiliyorlar. Ben bazen okuyabiliyorum, bazen okuyamıyorum ki Shodo geçmişi yaklaşık 8 seneyi buluyor artık. Ona rağmen okuyamadığım karakterler çok fazla. Japon
Konca'da okuyan arkadaşlar herhalde buna bir şey suresi desem inanacaklar. Evet, basitçe böyle. Şimdi isteyenleri buraya alıp ufak tefek bir şeyler yazdıralım. Sizler de denemiş olursunuz. Benim açıklamam bu kadar. Burada da arkadaşımız da yardımcı olacak. Korkmayın. İlk defa, buyurun buyurun. İlk defa yazanlar için kolay olmayacak. Thank you.
başka bir şey çıktı. Thank you.
işleri alıp kapatalım. Bilgi sensin. Dört duygu var: mutluluk, kızgınlık, üzüntü ve eğlenme diye gözüküyor. Ki de o ayrı. Dört tane karşılığı oluşuyor. Çoluk kulübümüz herkese açık. Sadece Japonca bilmek zorunda değilsiniz. Herkes katılabiliyor. Devam ediyorsun. Sessiz, sakin bir kulübümüz. Çoluk kulübündeki tüm arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için de teşekkürler. Sağ olun. Bu arada sergimiz var. İkinci katta C1.0'da Japonca bölümünün orada. Arkadaşlar size zaten yardımcı olacaktır. Gitmediyseniz gidip bir görün. Sağ olun.